Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda oyunuzu kimden yana kullandınız? CHP'den. Peki ikinci turda kimden yana kullanacak? Aynen. Peki sizin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki kriteriniz ne? Vallahi pahalılık yani. Hiç olmazsa belki düzelmeyecek ama belki birazcık dur der yani. Sonuçta. Her gün bugün gidiyoruz markete. Git aynı şey alamıyorsun. En azından pahalılığa bir dur der belki. Ondan ümidimiz yani. Başka bir şey değil. Dededen yana Kemal Kılıçdaroğlu'na verdik. Değişim şart diyoruz. Yani bunun için tüm ülke içinde umarım güzel bir şey olur. 28 Mayıs herkesi dedeye oy vermesi için bekliyoruz. İkinci turda kimden yana kullanacaksınız? Yine Erdoğan'dan. Peki sizin için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde belirleyici kriter nedir? Ya ben hemşerisiyim zaten, ona vereceğim yani. Bunun bir kriteri falan yok. Pardon. Aynen öyle. Hemşerisi olduğum için. Kemal Kılıçdaroğlu. İkinci turda. Daha kullanmadım ama hani yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu düşünüyorum. Adalet, hak, özgürlük gibi kriterler. En çok bunlara önem veriyorum. Tabii en başta da bunların en başında gelen şey de ekonomi. Yani aldığımız maaşlar, geçimimiz, alım gücümüz, bunları önemsiyorum. Ülkece bütün olmamız gerekiyor. Dediğimiz gibi ekonominin birazcık da olsa daha iyiye geçmesi gerekiyor. Ve gerçekten öğrencilere özellikle imkanlar tanınması gerekiyor. Okuyamayan öğrenciler o kadar fazla ki çalışması gereken. Ama bunlara imkan tanınmadığı için hiç kimse okuyamıyor, edemiyor. Böyle yani. Ama şu an bence de hani iktidarda yönetebilecek kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Vatanı satanlara oyum yok. PKK ile beraber, Hizbullah'la beraber olanlara uyum yok. Kesinlikle de vermem. Olmasınlar da. Vatanı sattılar. Pisliği, her türlü eroini, uyuşturucunun baronu oldular. Kusura bakma. Hepiniz gençsiniz. Ben yaşlandım. Hepiniz gençsiniz. Geleceğiniz var. Yazık, günah değil mi? Yine CHP. Yaşadığımız pahalılığa göre. Yani 20 yıldır yeter. Ben ilk turda Kılıçdaroğlu'na verdim. İkinci turda da ona vermeyi düşünüyorum. Hem ittifakların içeriğini değerlendirdiğimde böyle, hem de artık bir şeylerin değişmesini, daha hani Avrupa'daki gibi bir hayat, daha standartların yüksek olduğu, daha özgür, daha eşitlikçi, herkes yani kimseyi ayırmayan, ötekileştirmeyen bir Türkiye istediğim için. Kılıçdaroğlu tabii ki, çünkü hiçbir şekilde adalet yok. Düşüncelerini rahat rahat söyleyemiyorsun. Kadınlara böyle ikinci sınıf muamelesi yapamazsın. Şimdi sinirlendirdiniz mi? Yani açık ve net söyleyeyim, Erdoğan'dan yana kullandım. Peki ikinci sınıf? İkincisini de aynı şekilde kullanacağım. Yani ben biraz geçmişi bildiğim için yine Erdoğan diyeceğim. Yani şu anki gidişattan yani memnun değilsem de yani başka alternatif yok. O yüzden şu an yine Erdoğan diyeceğim. Yine Millet İttifakı'na kullanacağım. Aslında bakın, ben kişiye dayalı düşünmüyorum. Ben Millet İttifakı'nın da bu ülkenin geldiği bu durumda belli bir müddet boyunca çok başarılı olacağı konusunda tereddütlerim var. Ancak şöyle bir durum var. Raydan çıkmış olan bir trenin gara rahat bir şekilde ulaşarak daha tecrübeli bir makinist bulup ileri zamana doğru, zaman aşımına doğru düzeltmesi konusunda, yani parlamenter sistemin bu sistemden çok daha iyi olduğunu düşündüğüm için böyle yapıyorum. Yoksa bakın, ben kişilerin bizleri kurtaracağını düşünmüyorum. Kişilere bağlarsak hepsi fani, ne yapacağız? O zaman dükkanı kapatacak halimiz falan yok. Ben daha çok soldan bakan bir insan olduğum için ben böyle düşünüyorum. Kriterim, yani ben bir geçici bir hükümet, geçiş hükümeti diye düşünüyorum eğer Millet İttifakı kazanırsa. Bazı şeyleri rayına koyabilir. En azından demokratik hakların biraz daha rahatlayacağını, insanların üzerindeki bu kutuplaşmanın biraz daha azalacağını, yani insanlar haklı oldukları yerlerde dahi konuşmaktan imtina ediyorlarsa bunun daha biraz nefes aldıracağı düşüncesiyle hareket ediyorum.